Merhaba arkadaşlar. Bugün size Süleyman Bulut'un yazdığı Büyük Atatürk'ten Küçük Öyküler 1 kitabını anlatacağım. Bu kitap 185 sayfadır, Can Çocuk yayınlarındadır ve bu kitap 45. basımdır. Bu kitabın ana karakteri Atatürk ve çevresindeki insanlardır. Bu kitap minik minik Atatürk'ün yaşamına dair öyküler vardır. Size birazcık bu kitap hakkında bahsedeyim. Kitapta Atatürk'ün ilk 19 Mayıs'a gidişinden son isteğine kadar olan öyküler vardır. Bu öykülerin bazıları ders vermekte, bazılarını da Atatürk'ün bazı duygularını vermektedir. Bu kitaptan size okumak istediğim bir bölüm var. İki yarar var. Atatürk'ün sofra meclisleri esas olarak tartışma, güncel sorunları değerlendirme toplantılarıdır. O gece hangi konu tartışılacaksa konuklar ona göre çağrılmaktadır. İşte Atatürk'ün bu özelliği de özenli olması. Devam ediyorum. Atatürk'ün ısrarla uyguladığı bu yöntemi anlamakta güçlük çeken yakınlarından biri. Ayrı ayrı herkesin düşüncesini almak için bu kadar zahmete girmemizin sebebi nedir? Size ne gibi bir yararı vardır diye sorar. Atatürk iki yararı var. Bir, düşüncesini aldığım kişiler benim gibi düşünüyorlarsa düşündüğüm şeyler daha da güçlenir. İki, benim gibi düşünmüyorlarsa bu da iyi. Benim düşündüğümden farklı neler düşünebileceğini öğrenmiş olurum. Dediğim gibi iki kere yararlı. Bu bölümde de bizim Atatürk gibi herkesin düşüncelerini almamız ve herkesin düşüncelerini çok önemli olduğunu gösteriyor. Ben Atatürk'ün bu özelliğini çok seviyorum. Ben bu kitabı ve serisini hepinize öneriyorum. Görüşürüz.